Merhabalar, Boğaziçi Kulübü'ne tekrardan hoş geldiniz. Boğaziçi Kulübü'ne diyorum, Boğaziçi Kuş Kulübü'ne. Bugün BTS, BST pardon, BST kafes kurulumu ve bunu BST kafesini yorumlayacağım, yani kullandım daha önce. Artıları eksileri bir video çekmiştim zaten, şimdi kullandım. Tecrübelendim. Değer mi, değmez mi, zorlukları, kolaylıkları ne varsa hepsini anlatacağım. Öncelikle bunu kullanıyordum zaten. Kuşlarımı üretimhaneyi kapattım. İki tane BST kafesim vardı. Birisi onlu, ikisi de otomatik. Bir tanesi onlu, bir tanesi sekizli, birisi küçük, birisi büyük. Biri muhabbetler için, biri sevda ve cennetler içindi. Sevda, cennet ve muhabbetlerin neredeyse hepsini gönderdik. Sadece iki takım muhabbet kaldı bizde, Jumbo, bende. Onlarla da hobi olarak devam edecektim. Şimdi bu küçük olan, sekizli olan, sanırsam 50 ya da 60'lı, 60 santim şu kafes şeyi. Şimdi öncelikle ben artık bunu kurup sökmekten gına geldi, bıktım. Şöyle bakıyorum buraya, bunu nasıl tekrar kuracağım, böyle öyle bir zor geliyor ki bana. Hevesim kaçtı şunu kurmaktan ya. Şimdi evet, sıkıntılı aşama başlıyor. Öncelikle bu kafeste dikmeler. Bu dikmeler. Bundan şöyle bir bakayım. Ben yarısını kuracağım bunu. Kuşlarım az olduğu için. İki takımım var. Dikmelerden başlamamız lazım. Şimdi burası iç kısmı olacak. Şuraların olduğu yer iç kısmı. İlk önce bunu ileri yatırıyorum. İç kısmı, sulukların olduğu yer. Öyle yere yatırıyorum, bana bakacak. Ondan sonra bunların yan bölgeleri. Şöyle. Evet. Çekimi zor. Ben kuruldum çektim. Şimdi yanlış da yapabilirim. Biraz zor. Üstten başlıyorum. Burada, şurada floresan şey, aydınlatmaların geleceği yer var. Ben de bunu söktüm bir türlü. Burası ayrı bir dert. Şu Lego gibi şeyleri var. Vida vida yok. Bu Legolar buraya giriyor. Lego. Şimdi bunun arkası böyle olacak. Böyle vuruyorsun. Tak diye oturuyor yani. Bu şekilde bunların hepsine şu parçalarını takacağım. Şimdi kapıyı yapayım, sonra tekrar göstereceğim diğer parçayı. Şimdi bunu üst tarafına yanlamasına taktım. Şimdi dikmesini yine Legolara geçireceğim. Şu Legolar. Görünüyor mu? Artık açı nasıl bilmiyorum. Çok zor oluyor çekmek video burada. Şu Legolara öyle giriyor, tık diye oturuyor. Bu iş kolay yani öyle. Tek bir katını kuracağız. Çünkü iki takımım var toplasan önce artık. Bunu kuracağım. Yanında da yuvalıklarını kuracağım. Bitecek. Şimdi yuvalık için bu şu tarafta, şurada duran şu beyaz şeyler, şu küçük şeyleri şuradaki şu Legolara, şu yanlara takacağım. Şimdi ona da başlayayım. Ama bunun bir şeyi vardı. İkisini aynı anda dikmeyle birlikte mi takıyorum? Ne yapıyorum? Onu unuttum işte. Artık deneyerek öyle yapacağım. Onu da yapacağım. Şöyle.
şimdi. Bak şimdi. Çıkıyor mu böyle? Heh, bak burayı çekebilirim. Birincisini taktım. Şimdi ikinciyi takıyorum. Gördüğünüz gibi şurası boşluk, led oluyor. Bunun da burada kafası var. Burası boş, bura. Bunu buraya getiriyorsun. Şöyle ufak bir şekilde bir vuruyorsun, tık diye giriyor led oluyor. Oval gibi. Bunun sıkıntısı ne? Görüldüğü üzere hemen göstereyim. Aralım buralar. Hep delik, hep boşluk. Buralar. Bitlendim mi? Bu bitler. Yuvalık bura, yuvalık dedim. Bitler buradan giriyor. O arkadaki boşluktan buralara saklanıyor. Buralara. Buradan giriyor. Buradaki aralara yuva kuruyor. Yumurtluyor buralara. Sonra sen diyorsun ki kuşlar bitlendi işte. Bir tane bitli kuş koydum buraya. O bit bir tane gece bir tane kuşta bir tane bit olsun. Geliyor atlıyor buradan kuştan. Geliyor yürüyor yürüyor buraya giriyor. Gündüzleri burada uyuyor. Gece çıkıyor buradan kuşu ısırıyor. Geliyor. Yürüyor buradan. Tekrar yuvaya giriyor. Çıkıyor geceleri kuşu ısırıyor. Giriyor burada bir yumurtluyor. Sen bu kafesi al kuşları istediğin kadar ilaçla. Buraya ilaç girmediği için burada yumurtalar bir çoğalıyor. Başına bela. Onun için dış parazit uygulamalarını kuşta iyi yapmak gerekiyor. İyi bilmek gerekiyor. Tecrübeli olmak gerekiyor. Şimdi ben bunu takayım. Bu her tarafına. Diğer aşamada tekrar videoyu açarım. Ya şimdi yapmışken hemen bunu da söyleyeyim. Daha demin buraları taktık ya bu şekilde. Ben bu ikisini taktıktan sonra şu dikme de vardı orada duruyordu. Bunu da buraya geçirdim. Çünkü bunları taktıktan sonra şu küçükleri böyle sıraladıktan sonra şunu takmak çok zor oluyor. Onun için ben iki tanesini takıp buna geçirdikten sonra bunları böyle araya koyup oturtuyorum. Hepsi birden tak diye giriyor. Bak çok rahat takılıyor. Böyle devam edeceğim hepsi. Bunu da söyleyeyim de tekrar videoyu açtım. Şimdi tekrar görüşmek üzere. Evet şimdi kafesin iskeletini kurdum. Şimdi şöyle aparatları var. Arkalıkları. Buralara bunu koyuyorum. Bu gördüğünüz gibi yapıyorum. Şimdi yapayım. Devamında göstereceğim. Görülüyor mu bilmiyorum ama işte bu arkalıkları takıyorum. Ondan sonra arkalıkları taktıktan sonra şu aparat, yani aparat değil işte ne denir buna. Buralardan tam orayı vidalıyorum ki dursun yerine. Şöyle vidanı sokuyorum. Önce döndürüyorum. Bir de normal yıldız torna vidayla yapıyorum. Bu makine olsa daha rahat edeceğim ama makinem yok. Şimdi dediğim gibi bu arkalıkları, buraları vidaladım, arkalıkları taktım. Şöyle bir plastiktir bu. Ki burası, şurası şu kısım kafes olacak, bu kısım yuvalık olacak. Bu yuvalıkların arkasını kapamak amaçlı. Şimdi aynı işlem, aynı şu malzeme şuranın da arkasına gelecek ki kafesimizin arkası kapansın. Şuralara girecek böyle. Şuralardan da yine vidalayacağım bunu. Şimdi o işleme geçiyorum ben. O işleme geçtikten sonra zaten kafesimiz kuruldu, bitti sayılır. Şimdi kafesimiz bu hale geldi. Arkalığını da taktım. Sadece yuvalıkların menteşesi. Onlar şurada.
Ve tellerim kaldı buralara. Teller de şurada zaten. Bu halkı, ışıkları zaten hazırdı. Bunlar da buraya geçiyor. Şöyle. Bunları arkadan şu şekilde geçiriyorsun. Şuralardan da vidalıyoruz. Yani kolay ama uğraştırıyor. El yeteneği biraz sanırsam. Bitti sayılır. Ve ben sadece bu tarafını kullanacağım. Normalde bir de bu dediğim gibi 8'li bir de yan tarafında aynı bu şekilde var. Orayı kurmayacağım. Yeri küçük. Bu balkonda duracak veya içeride bir onu da bulacağım artık nerede olacak. Buralardan menteşelerini takacağım. Yavruluklar işte buralar. Burası da yan tarafı. Şimdi diğer taraflarını da kurduktan sonra tam halini çekeceğim ve yorumlayacağım. Elverişli mi, yani kullanışlı mı veya değer mi değmez mi? Şu anda kafesimi bitirdim. Her şeyi tam. Telimi taktım, altlığını taktım. Yuvalığı tamam. Şu an burada, bu yazın burada duracak. Bu bizim bahçe. Kuşlarım yazın burada duracak. Benim odam burası. Ama şu an hava çok güzel. Çok güzel sıcaklığı var ama gece üşürler, onun için bunu şimdilik eve alacağım. Yaza da dışarı çıkartacağım. Sevim. Ve kafesim bu şekilde başlıyor aşağı kadar. 4 tane gözü var. Ben buraya hazırladım şimdi kuşlarımı, bit ilaçlarını koydum, buraya alacağım. Yavruluklar burada. Burada bu şekilde yavruluğu var. Bunun şurada ön koruması da var tozlar için. Onu da takacağım arkamda şu an. Böyle bir kafes. BST. Değil mi? Aynen. BST. Ben BTS de diyebiliyorum arada. Şimdi bu otomatik versiyon. Arkada böyle bir sistemi var. Ama ben suluk, otomatik suluğunu koymadım. Otomatik yemliğini de koymadım. Çünkü ben iki tane kuş besleyeceğim arkadaş. İşim gücüm var benim. Ben otomatik sistemi kullanmıyorum. Kullanmayacağım. Şu otomatik sistem nasıl iyi? Atıyorum bu benim iki takımım var ya. Alacakların, yani otomatik sistemi alacakların atıyorum 30 takımı vardır veya böyle 10 takımdan fazla takım kuşu vardır. Bir yere gidecektir bir haftalığına. Bakacak adamı yoktur. Bakamaz kuşlarına bir hafta boyunca. Alır onu. Bir hafta sadece. Bir haftadan daha fazla otomatik sistem kullanılmaz. Otomatik sistemin zaten üstünde bir suyu var. Nereye koyduk biz onları? Bir de şeyleri var. Böyle üstünde şurasında çanta. Şuradan şu delikten aşağı hem yemlik hem suluk iniyor. Suluklar şu pınar damlama şeklinde şu şuraya geliyor kuş. Göreniyor, görünüyor mu? Heh. Şuradaki o şeye geliyor, orayı böyle ittikçe su geliyor. Aşağıdan da pis su akıp gidiyor. Bu neden önermiyorum bir haftadan sonra? Çünkü burada su bekliyor, pisleniyor. Pis su yani. İlaç koyamıyorsun. Suların günlük değiştirilmesi lazım sağlıklı bir kuş istiyorsanız. Bir hafta su kaldı mı pisle, bakteri yürüyor. Kuşlara zarar. Gel gelelim. Otomatik yemli arkada. Tamam. Buradan yemi koyuyorsun. Bunu tek böyle kullandığında otomatik yemlik. Güzel. Ama onun da yine haznesi var yukarıda, şurada duruyor. Yemleri koyuyorsun. O yemler zamanla küfleniyor. Çok koyarsan küfleniyor. Yani işte böyle kutuları var. Burada küfleniyor. Kelebeklenme yapıyor. Güve yapıyor. Toz yapıyor. Pisleniyor. Sağlıklı olmuyor yani. Bu otomatik sistem bir hafta sonra kuşlara zarar verir. Kullanılmaz hep. Değer mi? Bence değmez.
Ha, olur 10 takımdan fazla kuşunuz. Alırsınız ya, bir hafta yoksunuzdur. Memleketinize gidersiniz, tatile gidersiniz, işleriniz vardır. O zaman kullanılır. Ama ondan az takımınız varsa alın bunun normalini. Sulunun yemini takın abi. Bir hafta zaten yeter. Onun için fazla para vermeye gerek yok. Onun dışında BST değil, tüm PVC kafesleri söylüyorum. Alınır mı? Alınmaz mı? Nasıl alınır? Şöyle söyleyeyim. Eğer bu işe yıllarını vermiş, bilgili, yaşlı başlı bir insansanız alabilirsiniz. Bakımı bilirsiniz, kuşların hangi hastalık olacağını bilirsiniz. İç parazit uygulaması, dış parazit uygulaması, bilhassa PVC'lerde. Bu tür uygulamaları bilirsiniz. Tecrübeli bir abisinizdir, tecrübeli bir kardeşsinizdir, tecrübeli bir amcasınızdır. Alırsınız, kullanırsınız. Kesinlikle bir tane bile bit gelmemesi lazım. Alırsınız başka bir kümesten bir kan diye. Kümesinize bir kuş koyarsınız buraya. Onda bir tane bit vardır. Bakın, bir tane bit vardır. Sabah koyarsınız, gece o bit atlar. Gece oluyor bu kuş bitleri. Atlara buraya. Buradan dolanır, girer, çıkar. Aralardan girer, bir yere yuva, yumurta yapar. Bu kafes var ya, bit yuvası olur. Bit yuvası olur. Önünü alamazsınız. Neden diyoruz? Çünkü bakın, buralar hep boş. Bu kafes çok hafif. PVC, içi boş bunun. Siz bit ilacını istediğiniz kadar her tarafa sıkın bunu. Ama şuraların içine girmiyor ilaç, girmiyor. Kesinlikle istediğiniz kadar sıkın, temizlenmiyor. Sökmeniz, teker teker yıkamanız gerekiyor. Onun için dediğim gibi iyi bir şekilde dış parazit işini bileceksiniz. Buraya bir tane bitli kuş koymayacaksınız. Dış parazitli kuş koymayacaksınız. Dış parazit atıyorum Stronghold mu kullanırsınız, Wilmektin mi kullanırsınız, ama buraya bitli kuş koyarsanız hayatınız zindan olur size. Burada bitler talar, bu yuvalıklara girer. Temizledim sanarsınız, bitler buralarda sıkışır, buralara ulaşamazsınız. O yavruları yer, bitirir, kanını içer, telef eder. Ben şahidim, ben oldum, yavrularım öldü. Bitten kurtulamadım artık, tecrübelendim, ne yapacağımı biliyorum. İyicene bunu yıkadım, ilaçladım, o aralarını söktüm, yıkadım, beklettim. Suyun içinde Chrysamet diye bir bit ilacı var, onunla yaptım. Gerek hamam böceği ilacını sıktım buna, tekrar yıkadım kuşlarım zarar görmesin diye. Şimdi yer tertemiz oldu, kurdum buraya. Ama kuşlarımı almıyorum. Neden? Kuşlarım da bit olabilir. Bit olduğu için şu anda salma kafesimde, salonda kuşlar. Onlara dış parazit şeylerini, ilaçlarını sıktım daha demin bugün. Bir gün bekleteceğim, 2 gün sonra hemen buraya alacağım. Kuşlarım, Stronghold aldım, bir de en iyi ilacı sıktım. En iyi şekilde kürlerini de yaptım. Mantar, kursak mantarı, salmonella. Ondan sonra koli, mantar. Hepsini, hastalık kürlerimi de yaptım. Sağlamlaştırdım iyice kuşlarımı. Şimdi 2 gün sonra buraya alacağım 2 takımı. Bir tanesi hazır. Yuvalığı aç koy, yavru al verecek. Sarı Lancewing'ler, jumbolar. Onun dışında ne anlatabilirim? Düşünüyorum, düşünüyorum. Fiyatına gelecek olursak. Bunun fiyatı bu 50'likti. Büyüye baktım ben en son. Bunun büyük versiyonu. Bu da bir böyle, bir de burada var. Ben burasını kullanmıyorum. Kuşlarım hem yer kaplaması hem de kuşlarım 2 takım. Yani sadece şu 2 kısmı kullanacağım şu an. Bu 2 kısım boş bende. Onun için böyle kurdum. Tertemiz ortam. Bu benim odam burası. Benim odam yazın serin oluyor. Bayağı serin oluyor. Gölge. Öbür oda çok sıcaktı. Ben burada kuşlarım bu serinlikte, bu derecede yazın yavru bile alırım yani. Hiç sıkıntı olmaz. Yazın buraya da koyabilirim. Balkon benim burası. Mis gibi.
Kedime de giremez. Buraları kapadım ki zaten benim evde bir tane kedim var, canavar. Buraya bir tane kedi fare sokmuyor. Bu dolabı da alırım, arkaya koyarım mis gibi. İki kuşla oynayacağım yani. Gel gelelim büyük fiyatı. Bunun PVC'ler inanılmaz pahalandı. Şimdi siz bunu almaya kalkışsanız bunu 4000 liraya anca 4000 liraya alırsınız. 4000 liraya zor alırsınız bu fiyat. Bu kafes. Değer mi? İşte o sizin ne derece bir üretici olduğunuza bağlı. Eğer ben derseniz abi yeni başlıyorum bu işe. Kuş hobisine başlıyorum. Üretim yapacağım, üretici olacağım ama bu kafesten istiyorum. Ama işte kuşlarla da haşır neşir değilim. Ne ilaç verilir, iç dış parazit şeyleri nasıl yapılır? Bunları daha bilmiyorum. Tecrübesiz diyorsanız bu kafesi evinize sokmayın. Yanından bile geçmeyin. Araştırmasını bile yapmayın. Bu kafes için daha değil. Siz alın normal demir o tel kafesler. Mis gibi. Bitini de hemen ayıklarsınız. Temizliğini de yaparsınız. Her şeyle 10 numaradır. İlerleyen zamanlarda almak isterseniz kendiniz karar verirsiniz. Ama bu yeni başlayanlar için değmeyecek bir kafestir. Çok pahalı. Yani araları pis, pislik doluyor. Temizlemesi zor. Bitlendirirseniz ayvayı yersiniz. Onun dışında fiyatı 4000 lira bunun. Öbür büyük versiyonu. Ben öbür büyük versiyonunu satıyorum. Sıfır fiyatı 6300 lira. Daha da artacaktır. Ben şu anda satıyorum tertemiz sıfır. Ha, bunun gibi sıfır yani. Hiçbir kırığı mırığı şeyi yok. Her şeyi tertemiz ilaçlıyorum. Paketledim onu. İlaçladım, yıkadım, paketledim duruyor. Ben 5000 liraya veriyorum. Almak isteyenler buyurabilirler. Bana Instagram hesabımdan, Boğaziçi Kuş Kulübü hesabımdan bana ulaşabilirler. Tertemiz bir şekilde veririm. Aynı şekilde aydınlatması falan var. Evet. Böyle kafesimiz böyle. Ben BST kafese dediğim gibi iyi bir tecrübeli bir üreticiyseniz mecbursanız alın. Evet, işinize yarar ama yeni başlıyorsanız yanından bile geçmeyin diyorum. Bu videoda bu kadar. Size bu videoyu çekene kadar akşam oldu. Bu kafesi kurdum. Sinirlendiriyor bu kafes artık beni. Ama görünüşü böyle işte. Güzel duruyor, hoş duruyor. Ben artık bununla oynayacağım. Yavrularım olursa ki olacaktır bir iki aya. Instagram hesabımdan haber veririm veya Shojumbo ile takas ederim dediğim gibi. Videolarımın devamı gelecek. Bir sonraki videom bit için, dış parazit için neler yapılmalı olacak. Beni takipte kalın. Boğaziçi Kuş Kulübü'nü takipte kalın. Videomuzu da izlediğiniz için teşekkür ederiz. BST kafesi de teşekkür ederiz. Bizi uğraştırdı ama olsun. Şöyle güzel bir görüntüyle size veda ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Merhabalar, Boğaziçi Kulübü'ne tekrardan hoş geldiniz. Boğaziçi Kulübü'ne diyorum, Boğaziçi Kuş Kulübü'ne. Bugün BST kafes kurulumu ve bunu BST kafesini yorumlayacağım yani kullandım daha önce. Artıları eksileri bir video çekmiştim zaten. Şimdi kullandım. Tecrübelendim. Değer mi, değmez mi, zorlukları, kolaylıkları ne varsa hepsini anlatacağım. Öncelikle bunu kullanıyordum zaten. Kuşlarımı üretimhaneyi kapattım. İki tane BST kafesim vardı. Birisi onlu, ikisi de otomatik. Bir tanesi onlu, bir tanesi sekizli, birisi küçük, birisi büyük. Biri muhabbetler için, biri sevda ve cennetler içindi. Sevda, cennet ve muhabbetlerin neredeyse hepsini gönderdik. Sadece iki takım muhabbet kaldı bizde, Jumbo, bende. Onlarla da hobi olarak devam edecektim. Şimdi bu küçük olan, sekizli olan sanırsam
50 ya da 60'lı, 60 santim şu kafes şeyi. Şimdi öncelikle ben artık bunu kurup sökmekten gına geldi, bıktım. Şöyle bakıyorum buraya, bunu nasıl tekrar kuracağım, böyle öyle bir zor geliyor ki bana. Hevesim kaçtı şunu kurmaktan ya.